Çilekli irmik tatlımız için 300 gram kadar çilek kullandık. 500 gram kadar irmiğimiz var. 2 su bardağı kadar toz şekerimiz var. 2 yemek kaşığı kadar nişasta kullanırız. 2 yemek kaşığı kadar çam fıstığımız var. 4 yemek kaşığı kadar tereyağımız var. 1 tatlı kaşığı kadar toz kakaomuz var. Yavaş yavaş tereyağımızı tenceremize ilave edelim. İçine tereyağımızı erittikten sonra çam fıstıklarını içine ilave ediyoruz ve yavaş yavaş kavurmaya başlıyoruz. Ondan sonra irmiğinizi içine ilave ediyoruz. Tekrar da kavurma işlemine devam ediyoruz. Hemen irmiğinizi kavururken ayrı bir tencerenin içinde sütünüzü, içinde toz şekerinizi ilave ediyorsunuz. Ve toz şekerinizle beraber güzelce bir şekilde sütünüz kaynamaya başlıyor. Sütümüz kaynıyor ve tatlımızı içine ilave ediyoruz. Tatlımız daha biraz daha renk olarak güzel görünmesi istiyorsak içine biraz toz kakaonuzu da ilave edebilirsiniz. Toz kakaoyla beraber içine ilave ettikten sonra tekrardan onu güzelce bir şekilde sütümüzü veriyoruz ve sütün çekmesini bekliyoruz. Toz şekerimizi sevgili izleyenlerimiz 3'e böleceğiz. Şimdi 3'e neden böleceğiz? Tatlımızı hazırlıyoruz. Önce irmiğimizi kavuruyoruz. İrmiğimiz çok güzel bir şekilde kavrulduktan sonra hemen biz ne yapıyoruz? Sütümüzün veya da suyumuzun içine şekerimizi ilave ediyoruz ve ondan sonra içine ilave ediyoruz. Öyle yapmayacağız. Sütümüzün içine belli bir miktar kullanacağız ve 1 su bardağı kadar ayırıp hemen tatlımızın içine suyu verdikten sonra, suyu çektikten sonra en son olarak içine ilave edeceğiz. O damağımıza daha güzel bir lezzet bırakacak. Onun için birazını ayırmamız gerekecek. Çilekleri çektikten sonra ayrı bir tencerenizin içine ilave ediyorsunuz. Çok hafif biraz toz şekerimizi içine ilave ediyoruz. Yavaş yavaş kaynadıktan sonra içine 2 veya da 3 yemek kaşığı kadar nişastayla koyu bir kıvam alana kadar kaynatıyoruz. Tekrardan kaynattıktan sonra irmik tatlımızın üzerine hemen çilekli jölemizi hazırlayıp ilave ediyoruz. Ve ondan sonra yarım saat soğuttuktan sonra afiyetle yiyeceksiniz. Ve çok da güzel bir tatlı olmuş olacak. İnşallah size de aynı şekilde yapıp afiyetle yemiş olacaksınız.